İyi akşamlar değerli izleyenler. Her pazartesi, çarşamba ve cuma akşamları saat 20.30'da İbrahim Gökçek'le Sağlıklı Yaşam Programı ile yine sizlerleyiz. Hoş geldiniz İbrahim Bey. Tromboz nedir ve bitkisel çözüm yollarından başlayalım. Evet, tromboz nedir? Tromboz, damarlarda tıkanma, kanda dolaşan pıhtının herhangi bir damarda tıkanması nedeniyle ortaya çıkan rahatsızlığa tromboz denir. Yani damarın tıkanması. Eğer ki beyin damarında tıkanma olursa herhangi bir damarda bu felce sebep olur, inmeye sebep olur, beyin kanamasına sebep olur. Eğer ki kalp damarlarında bir tıkanma söz konusu olursa kalp krizine sebep olur. Çok ince koroner damarlarda tıkanma olursa kalbin o bölümü yavaş yavaş çürüyebilir. Eğer ki akciğerde bir pıhtı atarsa akciğerdeki pıhtı emboliye sebep olur. Bu da ölüme sebep olabilir. Baldır ve bacaklardaki oluşan pıhtı ise, tromboz ise genellikle toplar damarlarda oluşur. Bu da yavaş yavaş dokuların ölmesine, önce baldır ve bacaklarda ülser oluşmasına sebep olur. Bu nasıl tedavi edilebilir? Rahatsızlığa göre hangi organda, hangi dokuda rahatsızlık varsa ona göre tedavi şekli değişir. Şimdi neden tromboz oluşur? Bir, kanın yapısı bozuluyor, dokusu bozuluyor. Neden bozulur? Herhangi bir iltihaplanma, enfeksiyondan dolayı olabilir. Kolesteroldan olabilir. Yoğun kolesterol, yoğun yanlış beslenmeden, spor yapmamadan olabilir. Şimdi Türkiye'de insanlar diyor ki, ah bir erken emekli olsam, ah bir tatile çıksam vesaire. Hep tembellik düşünüyoruz. Kafamız, zihnimiz hep tembellik yerleşmiş. Ya nasıl yaparız da yan gelir yatarız. Şimdi benim tanıdığım bir Hacı Mehmet Bey, Almanya'da adamcağız 65 yaşına kadar fit, dinç, çalışıyor, işe gidiyor, işten geliyor. Normal günlük yaşamında hiçbir problem yok. Emekli oldu, 6 ay sonra öldü. Yani hiçbir sağlık sorunu olmayan kişi, çalıştığı sürece hiçbir problem yok. Neden? İşe gidiyor, işten geliyor. Hayat akışında, hayat düzeninde herhangi bir problem yok. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Ne oluyor? Hiçbir problem yok. Bir ritim var. Bir düzen var hayatında. Problem yaşamıyor. Herhangi bir sağlık sorunu yok. Kalp damar rahatsızlığı yok, kolesterol yok, tansiyonu yok. Düzenli çalışan insan da problem yok. Emekli oldu. Aa, ne yapacağım dedi. Şaşırdı bir anda. Uyuştu kaldı. Hayata küstü. Bütün organlar emekli olunca ne oluyor kişi? Genellikle emekli olanlar evde yatıyor, yatıyor, yatıyor. Yani yok çoğu. Hepsi değil de çoğu. Organlar gevşiyor, dokular gevşiyor, kaslar gevşiyor, sinirler gevşiyor, kan dolaşmıyor. Beyin sulanıyor, kalp gevşiyor, sarkıyor organlar. Ne oluyor? Aniden yallah öbür dünyaya gidiyor. Emekli olan insanlar, Almanya'da mesela dinç olan, genç olan insanlar emekli olduktan 6 ay sonra çoğu yolcu. Çoğu emekli olduktan sonra gidiyor. Çünkü hayatın ritmi bozuluyor. Türkiye'de de insanlar emekli olayım. 40 yaşında emekli olmak istiyor. Emekli olacaksın, ne olacaksın? Erken yaşlanır emekli olan kişi. Çalışmayan kişi erken yaşlanır. Erken yaşlanan kişi erken ölür. Erken ölmek istiyorsan emekli ol. Almanya'da yapılan bir araştırmada tatile gidip de deniz kenarında böyle sırt üstü yatan, hiçbir şey yapmayan 6 hafta tatil yapıp da hiçbir iş yapmayan insanlar üzerinde araştırma yapılmış. Beyin hücrelerinin hafıza, gri hücrelerin %30 oranında öldüğü tespit edilmiş. Ne olur? Beyin neyle çalışır? Hareket edersen, görürsen, bakarsan, araştırırsan, okursan, yani günlük aktiviteni sürdürürsen, kendini geliştirirsen beyin çalışır, organlar çalışır, hayatın ritmini yakalarsan problem olmaz. Ama bazıları tatil yapmak için gidiyor bir yere yatıyor, hiçbir şey yapmıyor. Yavaş yavaş beyni gidiyor.
Almanların yapmış olduğu bu araştırmada beyin hücrelerinin 6 haftada %30 özellikle hafıza hücrelerinin, gri hücrelerin öldüğü tespit edilmiştir. Adamlar 6 haftada sanıyorlar, nerede oturuyorsun, ne yapıyorsun, bazıları hatırlayamıyor bile. Yani adını bile hatırlayamayacak duruma geliyor. Düşün ki kişi 4 ay, 5 ay hiçbir şey yapmasa, tembel tembel yatsa. Yani mankurt gibi olur, dünyayı hatırlamaz. Biter. Bu nedenle bizde bir yanlış anlayış var. Ya izin yapayım, tatil yapayım, yatayım, uyuyayım. Bazıları hafta sonu pazar günü bekliyor, iple bekliyor. 10 saat, 15 saat, 20 saat uyusam diyor. Allah Allah. Ya uyusan ölüyor. Uyku ölüm diyarı ölümdür. Gün gidiyor, zaman gidiyor. Şimdi ben mesela pazar günleri Almanya'ya gidiyorum. Bazen. Pazar günü kimi bisiklet sürüyor, kimi koşu yapıyor, kimi yürüyüş yapıyor. İnsanlar sanki pazar değil de o gün bir spor aktivitesi var. Özel bir kampanya, özel bir şey var. Milli bir gün gibi her gün, pazar günü herkes sokakta. Türkiye'ye geliyorsun, sokaklara bakıyorsun, bomboş. Evet, çalışmanın dışında aktiviteler, spor yapmak da vücut için önemli bu gibi durumlarda diyorsunuz. Çok doğru. Evet. Yani bu tür herhangi bir spor, aktivite yapmayan, emekli olduğu zaman bahçesinde, bağında, tarlasında, şurada, burada bir iş bulup çalışmayan kişi, benim mesela abim, adamcağız emekli oldu. Aa, kalp, tansiyon, kolesterol fırladı, kronör kalp yetmezliği, acil ameliyat şudur budur. Aa, bir hesap ettik, şu kadar para tutuyor ama Almanya'ya gitmesi lazım, işte Türkiye'de şöyle böyle vesaire konuştuk. Dedim ki bak, iksir kullan, üç ayda bir şeyin kalmaz. Ama ömür boyu da iksir kullanamazsın ki. E ne yapacaksın? Bir bahçe kirala, belediye veriyor. Git orada çalış. Çiçek dik, böcek yetiştir, arı yetiştir, kümes kur vesaire, ne yaparsan yap. Aa, güzel fikir dedi. Gitti belediyeden bir küçük bir, yani 100 metrekare, 150 metre öyle küçük bir yer kiraladı. Çeşit çeşit rengarenk bitkiler, domatesli, elmayı da, armutlu yetiştiriyor. Hareket ediyor. Kolesterolü, tansiyonu, her şeyi normale döndü. Ameliyattan kurtuldu. Ameliyat olacaktı. Ameliyat olmasına gerek kalmadı. Yani önce iksir içti 3 ay, sonra da spor gibi bahçede çalışmaya başladı. Adamcağızın yaşamı değişti. Şimdi Almanya'da benim tanıdığım Hava Hanım iş yerine düşüp bayılmış. Hastane kaldırmışlar. Doktoru demiş ki beyin ana arterinde, şah damarında, esas ana damarda böyle pıhtı oluşmuş. Damarı %85 böylesi böyle tıkamış. Az biraz kan akıyor. Oksijen gitmediği için beyne düşmüş, bayılmış. Toplanmış doktorlar demiş ki ya ameliyat edersek pıhtı kaçabilir, beyne felç olur. Ömür boyu yatalak. Ne olacak bilmiyoruz. İlaç deneyelim. İlaç denemişler, fayda etmemiş. Dedi ki ya İbrahim Bey, siz herkesi tedavi ediyorsunuz. Bize çözüm bulun. Buyurun dedim, iksir. Ya biraz sarımsak kokuyor. Ya içeceksin ya felç olacaksın. Başka yolu yok dedim. Peki içelim. 6 hafta içerisinde beyin ana arterindeki tıkanıklık %85'den %15'e düştü. 6 hafta içerisinde. Bir başka beyefendi de Mehmet Bey, adam 30 yaşında, sanki 70 yaşında, işten eve geliyor, aa yorgunum, bitkinim, hemen bir kova su getirin, su getiriyorlar, ayağını suyun içine koyuyor. Ayaklarında sanki kurşun bağlı, dermansız, halsiz, yorgun, bitkin, sanki kurşun taşıyor, ayakları, bacakları, baldırı, o kadar ağrı, sızı hissediyor. Ne kullandıysa fayda etmiş. Bana dedi ki bunun sebebi ne? Tromboz. Baldır ve bacaklarda kan dolaşımı zafiyeti var. Kılcal damarlar da orada yavaş yavaş damarlar daralmış. İçeride kılcal damarlarda olduğu için teşhis edilemiyor. Ne olacak? İksir kullanacaksın. Geçecek. Şimdi baldır ve bacaklarda, toplar damarlarda tromboz olursa İksir, aloe vera jel, at kestanesi.
Atkes tanesi forte, özel bir formül geliştirdik. Atkes tanesi forte. Birleşiminde kara buğday, sarı yonca, civan perçemi, ayrı kökü vesaire var. Eğer beyinde damarlarında problem varsa ginkgo forte. Ginkgo beyin damarlarını, beyni, ginkgo'nun birleşimindeki ginkoloidler beyin damarlarını açar. Kanın pıhtılaşma kat sayısını düşürür. Yani kanı sulandırır. Şimdi bazıları kan sulandırıcı kullanıyor. Kaç gün? 3 gün, 5 gün değil, yıllarca. Kan sulandırıcı kullandığı bir kişi ne oluyor? Karaciğeri yavaş yavaş iflas ediyor. Böbrekleri çürüyor. Lenf sistemi bozuyor. Kanı bozuluyor. Bağışıklık sistemi. Ömür boyu kan sulandırıcı kullanır mı? Bir de bakıyorsun aniden kan sulandırıcı iç kanamadan ölümlere sebep olur. Çünkü damarların iç yüzeyinde sızmalar başlıyor. Farkına varmıyor. Bir de bakıyorsun kan sulandırıcı kullanan öbür dünyaya gidiyor. Kan sulandırıcı kullanmak en tehlikeli iştir. En tehlikeli. İsteyen Google'da, internete baksın. Kullanmış olduğu kan sulandırıcının yan tesirini. Bizde kimse yan tesirine bakmıyor. Doktor diyor ki al üç tane, yut şundan. Tamam, üç tane yutuyor. Hapı yutayım derken öbür dünyayı boğuyor. Bu kitapta kan sulandırıcısının yan etkileri hakkında o kadar detaylı bilgi var ki şimdi ben bundan bahsetsem apayrı bir program olur. Kan sulandırıcılar tehlikeli. Trombozit, yani tromboz, kanın pıhtılaşması çok çok tehlikeli. Akciğerde olursa emboliyi, kalpte olursa kalp krizine sebep olur, beyinde olursa felce sebep olur. Baldırlı ve bacaklarda olur da tedavi edilmezse baldırlı ve bacaklarda iyileşmeyen yaralar oluşur. Bilinmeyen içerideki organlarda oluşursa o organı yavaş yavaş çürütüyor. Çünkü kan akmazsa neyle beslenecek? Diyelim ki herhangi bir organda tromboz tromboz oluştu, kan pıhtılaşması, damar tıkandı. Fark edilmedi. Ne oldu? O organ çürüdü gitti. Bu nedenle çok önemli. İksir kullandığı zaman kişi 6 hafta. Ağır vakalarda 3 ay. Hiçbir rahatsızlık kalmaz. Çok çok kolay hallederiz.